resimlerimiz ama şöyle düşünebiliriz. Cezaevindeki kadın arkadaşların mücadeledeki ruhlarını görüyoruz. Şunu da görüyoruz aslında. Cezaevindeki kadın arkadaşların bizim dışarıyı bizim için renklendirdiklerini, hislerini, düşüncelerini, kendilerinin ifadelerini görüyoruz biz bunda. Ayrıca şunu da görüyoruz ki cezaevindeki kadın arkadaşlar dört duvar arasında da olsalar yine de haklı bir mücadeleden dolayı güçlülüklerini görüyoruz. Bu da bize güç veriyor kadın arkadaşlardan dolayı. Onların ruhlarını bu resimlerde aslında onların halen içlerinin dört duvar arasındaki o beton binalarla değil renkli olduğunu, cıvıl cıvıl olduğunu ve enerjilerinin bize yansımasını da görüyoruz resimlerde. Başka çok uzatmıyorum arkadaşlar. Geldiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Emekleri için tekrardan Gonca Başkanı ve tüm kadın arkadaşlara teşekkürler diyorum. Sevgiler ve saygılar arkadaşlar. Değerli basın emekçileri, değerli halkımız, değerli sevgili kadınlar. Evet, ilk başta Gonca Başkan'a teşekkür ediyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese. Tabii bu resimlere bakınca insan yaprağa, ağaca, güneşe ya da gökyüzünün ne kadar farklı baktığını hapishanedeki yoldaşlarımızın görüyoruz. Çünkü bir güneşi sadece gökyüzündeki bir cisim olarak görmüyorsunuz. Onun mücadeledeki yeri, değeri olarak görüyorsunuz. Ya da bir yıldıza baktığınızda gerçekten yalnız olmadığınızı, milyonlarca halkla birlikte olduğunuzu, işçi sınıfı, ezilenler ve kadınlarla birlikte olduğunuzu görüyorsunuz. Ve o düş dünyası sizi bir özgürlük yürüyüşüne de götürüyor. Belki bugün en çok tartıştığımız konu olan hapishanelerdeki tecriti kırmanın, tecriti yıkmanın bir aracı oluyor bu resimler. Bunu da göstermiş oluyorlar. Ve bizimle içerinin ve dışarının köprüsünü kurmuş oluyoruz. Bu anlamda da çok değerlidir. Ve şu anda Kobani Kumpas davasında yargılanmış olan HDP'nin önceki eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın da resmi var. Yani faşizme inat nasıl özgürlüğü yükselttiğini sadece mahkeme salonlarında göstermedi. Aynı zamanda hapishanedeki o özgür kadını yaratmanın, sosyalist kadını yaratmanın çizgisinin de ne demek olduğunu bir kere daha resimleriyle gösterdi. Üretken olmanın, bu düşleri büyütmenin fotoğrafıdır bunlar. O yüzden de biz dışarıdakiler olarak içeridekilerle her türlü köprüyü kurmanın, o içerideki tecriti yıkmanın araçlarını kullanmalıyız. Onlar içeriden bize resim yollamışlarsa biz de dışarıdan onlara bu dünyanın kelimelerini yollayacak şekilde mektuplar yollamalıyız. Radyolardan isteklerde bulunmalıyız. Görüşlerine gitmeliyiz. Onların ihtiyacı olan kitapları göndermeli ve ihtiyacı olan paraları maddi anlamda göndermeliyiz. Ancak böyle tecrit yıkabiliriz. Ancak böyle damarlarımızın birbirine bağlı olduğunu gösterebiliriz. İyi ki varız. İyi ki kadın yoldaşlığını ve kadın dayanışmasını yükseltiyoruz. Mutlaka kazanacağımıza inanıyorum. Mutlaka tecriti yıkacağız. Ve bu güzel resimleri yapmış olan tüm değerli kadın tutsaklarında özgürlüğünü kavuşturmak için mücadeleye devam edeceğiz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Burada yargılanıyor yazıyor. Biz bunu 2 ay önce bu resimleri bir kez daha çıkarmıştık arkadaşların görmesi için. Ama artık yargılama bitti ve biliyorsunuz Figen Yüksekdağ uzunca bir cezaya çarptırıldı. Ama biz bu cezaların hepsinin siyasi olduğunu biliyoruz. Hiçbiri hukuka uygun cezalar değil. O yüzden bu yargılamanın normal koşullara dönüp normal yargı sistemiyle yargılanana kadar ve arkadaşlarımızı alana kadar bütün bu mücadeleye devam edeceğimizi söylemiş olayım. İlk Figen'in resmiyle başlayınca söyleme gereği hissettim. Tabii şeyi de belirtmek lazım. Hapishanede resim yapmak öyle çok kolay bir iş değil. Ya size boya yasak oluyor, koğuşa zaten boya verilmiyor, atölyeye gidiyorsunuz. Yani kahveyle ben resim yapıldığını biliyorum. Pancarın mor şeyini kaynatarak, soğanın kabuklarıyla resim yapıldığını biliyoruz.
Yani hani o gazete parçalarından, kumaş parçalarından resim yapan arkadaşlar oldu. Yani yaratıcılığın herhalde en dinamik olduğu yerlerden bir tanesi hapishane. Böyle görünce hani sanki dışarıda bir ressamın yaptığı düşünülmesi. Yani epeyce bir mücadele veriliyor. Rengi almıyorlar, boyayı almıyorlar, tuvale almıyorlar, fırçayı almıyorlar. Yani bunların hepsi aslında bir mücadelenin de eseri olduğunu bilmek gerekiyor.